La 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 la. Kahramanmaraş halkının beklemiş olduğu haber AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İletişim Ofisi'nden geldi. İlerleyen yıllarda 13 Şubat statümü yıkılacak, Hanif Maçek statümünün yerine de multifonksiyonel statüm yapılacak. Her maçında taraftar. Şu anda 13 Şubat statümündeyiz. Şampiyonlukların yaşandığı, hatıraların çok olduğu ve birçok yıldız futbolcunun da ayak bastığı çimlerdeyiz. Hatırlayacaksınız, daha öncesinde burada birçok şampiyonluk yaşayan Kahramanmaraş Spor 2012-2013 sezonunda şampiyon olarak PTT birinciye çıkmıştı. Süper Lig'de oynadığı sezonda, yani 88-89 sezonunda Abdullah Avcılar, Şifo Mehmetler ve daha nicesi burada efor sarf etmişti ve artık burada yaşanan hatıraların sonlarına geliyoruz. Tek şehrin sahada temsilcisi, madalyalı tek şehrin. Tarihler 1988'i gösterirken Kahramanmaraş Spor burada çim olmadan önce toprak sahayken şampiyonluklar yaşayarak Süper Lig'e çıkmıştı. Bu sahada Kahramanmaraş Spor ve taraftarları Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u ağırlarken güzel hatıralar biriktirmişti. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Kahramanmaraş Spor yeni sezonlarında, yeni stadyumunda şampiyonluk yaşayarak Süper Lig takımlarını Kahramanmaraş'a davet etmeye devam edecek. Evet, şu anda Hanif Maçek Stadyumundayız. Yeni yapılması planlanan multifonksiyonel stadyumun yapılacağı alan eski ismiyle artık Hanif Maçek Stadyumu. Kahramanmaraş Spor 2013-2014 sezonunda PTT 1. Lig'in ilk dönemini burada tamamlamıştı. Nedeni ise 13 Şubat Stadyumu'nun tadilatta olmasıydı. Öte yandan bölgesel amatör ligde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ise karşılaşmalarına bu stadyumda çıkıyordu. Tadilat başladığı süre içerisinde hem Kahramanmaraş Spor hem de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor 13 Şubat Stadyumu'nda karşılaşmalar oynayacak. Arkanızda Maraş var, Akdeniz'in incisi. Taraftarların merak ettiği konulardan bir tanesi de stadyumun nereye yapılacağıydı. Hanif Maçek Stadyumu yıkılacak, yeni stadyum Hanif Maçek Stadyumu'nun olduğu bölüme yapılacak. Öte yandan ulaşım rahat bir şekilde sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri de buraya ulaşımları daha rahat bir şekilde sağlamaya devam edecek. Taraftarı sevindir, kim çıkarsa karşına. Yapılan açıklamanın ardından Kahramanmaraş Spor taraftarları da hayallerini ve umutlarını Aksu Haber mikrofonlarıyla paylaştı. Her şeyden önce beklediğimiz haber geldi. Memleketimizin sayın büyüklerine, milletvekillerimize, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu girişimlerinden dolayı, bizim memleketimize de verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz Kahramanmaraş Spor'un sesi olan taraftarlar bu haberi bekliyorduk. İster Instagram'da, ister Twitter'da, ister Facebook'ta attığımız haberler, yayınladığımız bildiriler vardı. İsteğimize cevap aldık. İnşallah yeni stat, yeni şampiyonluk. İnşallah bu sene PTT Lig'e çıkarız yeni statla. Burada öncelikle taraftarlarımız çok emek sarf etti. Twitter'da Kahramanmaraş'ı gündeme getirdik. Birinci sıra yaptık. Ve sonuçta statımız yapılacak. Sevinçliyiz.